Programımız devam ediyor sevgili izleyiciler. Az sonra Saadet Partisi'nin eski genel başkanı, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Mustafa Kamal Ak'la sohbet edeceğiz. Öncelikle kendisine hoş geldin diyelim stüdyomuzda. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hayırlı günler olsun. Katar kriziyle sizin yorumlarınızı, değerlendirmelerinizi almak isteyeceğiz. Özellikle Orta Doğu'da ne oluyor? Sünni-Şii savaşı çıkarmak isteniyor diyenler var. Sizin analiziniz nedir bölgesel gelişmelerde, onu alacağız. Önce sıcak birkaç gelişmemiz var. Türkiye ilgilendiren birkaç önemli başlık var. Onları bir aktaralım isteriz. Örneğin Bingöl'den şehit haberi var sevgili izleyiciler. Bingöl'de güvenlik güçleriyle terör örgütü PKK arasında çatışma çıktı dün. Bir uzman çavuş şehit oldu. Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yeni Yazı köyü kırsalında operasyon icra eden güvenlik güçleriyle terör örgütü üyeleri arasında sıcak temas sağlandı. Teröristler tarafından açılan ateşte bir uzman çavuş şehit oldu. Şehit asker helikopterle Bingöl'e getirildi. Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan teröristler için operasyon yapıldı. Bingöl valisinin açıklamasında Genç bölgesi kırsalında devam eden operasyonda şehit doğrulandı. Öte yandan Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güven Dağı'ndaki üs bölgesinde PKK'lıların havan saldırısında da 6 asker yaralandı. Şırnak'tan da bir çatışma haberi var sevgili izleyiciler. Bir asker ve iki korucu da Şırnak'ta yaralandı. Şırnak'ın Cudi Dağı Kemerli Köyü mevkisinde güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda bir asker ve iki güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çatışmanın ardından çok sayıda güvenlik görevlisinin sevk edildiği bölgede operasyon sürüyor. Evet, bu arada bir de zehirlenme haberi var. Daha evvel batıdan gündeme gelmişti. Şimdi doğudan gündeme geliyor sevgili izleyiciler. Ama yine askerler zehirlendi. Diyarbakır'dan haber. Diyarbakır'da 7. Kolordu Komutanlığı'na bağlı Bakım Merkez Komutanlığı'nda akşam yemeği yedikten sonra zehirlenme belirtileri gösteren 25 asker ambulanslarla Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı. Daha önce Manisa ve Kırkağaç'ta aynı şekilde zehirlenme, askeriyede zehirlenme konusu gündeme gelmişti. Gıda zehirlenme şüphesi bulunan askerlere serum tedavisi uygulandı. Yemekten de numune alındı incelenmek üzere. Şimdi elbette bu olay da düşündürücü. Acaba gıda temininde bir problem mi yaşanıyor? Bir aracı şirkette sorun mu var acaba askerlerimize yemek sağlayan diye insan düşünmeden edemiyor. İran'la ilgili önemli bir başlık var. Devam edelim. İran İstihbarat Bakanı Mahmut Alevi, İran Meclisi ve Ayetullah Hümeyni'nin türbesine yönelik saldırılarda emri veren kişinin yurt dışı operasyonuyla öldürüldüğünü açıkladı. Devlet televizyonuna yapılan açıklamada saldırının planlayıcısı ve emri veren kişi olayın ardından yurt dışına kaçmıştı. Ancak dost istihbarat servislerinin yardımı ve isimsiz askerlerimiz, İran istihbarat üyelerine verilen isimsiz askerler, onlar tarafından yapılan operasyonla cezaları verildi ifadesini kullandı İran İstihbarat Bakanı. Öte yandan İran'ın yarı haber ajansı Tasnim, İran Meclisi Başkanlık Heyet Üyesi Ekber Renç Berzade'ye dayandırdığı haberde saldırıyla bağlantılı ülke içindeki tüm unsurların temizlendiği de duyuruldu. İran'daki saldırı da terör örgütü IŞİD'in saldırısıydı. Evet sevgili izleyiciler, şimdi Katar krizi ile ilgili değerlendirmelere geçmeden önce Katar krizi ile ilgili uyarılarda bulunan duayen, bilge diplomat ifade edilen duayen emekli büyükelçi Şükrelek'tan uyarısını, açıklamasını izleyelim. Uğur Dündar'a röportaj vermişti. Böylesine uzun, böylesine sabır dolu. Uğur Dündar'ın Sözcü gazetesindeki köşesinde yer alan söyleşide emekli büyükelçi Şükrelek'ta asıl hedefin İran olduğunu söyledi. Elekta şöyle dedi. Burada esas hedef İran'dır ve krizin Katar üzerinden bir İran-Suudi Arabistan hesaplaşmasına doğru gitmesi muhtemeldir. Yani ABD'nin kuvvetli desteğini arkasında hisseden Riyad'ın Katar'a veya İran'a karşı harekete geçme ihtimali asla göz ardı edilmemelidir. Böyle bir gelişme Türkiye açısından felaket boyutunda zararlar doğurma potansiyeline sahiptir.
Şükrü Erekdağ, Türkiye'nin tutumunu yorumlarken uyarılarda bulundu ve şöyle dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın içinde bulunduğu şartlarda bu ülkeye asker gönderme kararını alarak vahim bir hata yapmıştır. Bu karar duygusaldır, acelecidir ve sağduyudan yoksundur. Ortaya çıkan tehlikeli durumdan kurtulmak için Ankara'nın asker sevkiyatını tehir etmesi ve emir temimi tansiyonu düşürücü önlemler almaya ve krizi diplomatik yollarla çözmeye ikna etmesi gerekir. Evet, ciddi uyarılarda Şükrü Elekdağ'dan. Sevgili izleyiciler, şimdi hemen konuya dönelim. Mustafa Kamal Ağa'nda, Sayın Kamal Ağa'nda yorumlarını aktaralım istiyorum. Şimdi bölgede bir şey oluyor. Kimileri 2. Arap Baharı diyor, kimileri Şii-Sünni savaşı çıkarılmak isteniyor diyor. Kimileri de Büyük Orta Doğu Projesi'nin son safhası uygulamaya geçirildi diyor. Siz ne görüyorsunuz baktığınızda? Öncelikle günaydın diyorum efendim. Tüm izleyicilerimize merhabalar diyorum. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Efendim, son söyleyenler doğruyu söylüyor. Büyük Orta Doğu Projesi adım adım uygulanmaktadır. Aslında Büyük Orta Doğu Projesi 1916 Sykes-Picot anlaşmasının bir devamıdır. Evet, şu an hedefte İran var. Ama gerçek hedefte Türkiye var. Bir adım sonrası Türkiye'dir. Büyük Orta Doğu Projesi. Bu net bir şekilde görelim diyorsunuz. Bu açık yani. Açık. Biraz tarih okuyan, tamam mı? Orta Doğu'nun durumunu bilen, küresel emperyalizmin, ırkçı siyonizmin hedeflerini tespit eden akıl sahibi, izan sahibi herkes bu gerçeği görür. Tamam. Ama gerçeğe karşı gözümüzü kapatıp da aman bunlar zaten söylenen şeylerdir, aşağıdan beri bildiğimiz şeyler gibi sözlerle geçiştirecek olursa onlara söyleyecek hiçbir şeyimiz olmaz. Bakın. Batı'nın Türklerin Anadolu'ya gelmesinden itibaren uygulamakta oldukları bir proje var. Bu proje asıl itibari Türkleri geldikleri yere göndermektir. Orta Asya'ya göndermektir. Malazgirt Zaferi'nden bu yana Batı'nın asıl amacı budur. Ama Osmanlı, Anadolu Türkleri, Selçuklular, şunlar bunlar bir hedef koymuştu. Hep akın akın gidiyorlardı. Ve bilhassa Osmanlı'nın duraklama döneminden itibaren bu projeler yüksek sesle planlı bir biçimde uygulamaya konuldu. 1699 Karlofça Anlaşması'ndan bu yana üçlü bir proje uygulanıyor. Bu projeyi bilmemiz lazım. Üçlü bir proje, ne üç aşamalı bir proje. Bu projenin ilk aşamasında Türkler Balkanlardan sökülüp atılacaktır. Atılmıştır bugün. Orada Türkler, Müslümanlar... Birinci aşama geçildi. Birinci aşama geçti. Bak, birinci aşama geçti. Oralarda evet Türkler, Müslümanlar vardır ama ev sahibi olarak değil. Sığınmacıların veya işgalcilerin kalıntıları olarak oradalar şu an. İkinci aşamada İstanbul Türklerden alınmalıdır. Bakın, alınmalıdır. Nitekim hatırlayacaksınız, iki sene önce 200 civarında Hristiyan önde gelen Ayasofya'da ibadet etmek üzere geleceklerdi ki dur denildi. Dur denildi. Üçüncü aşama efendim Türkleri Anadolu'dan çıkarma projesidir. Hani Türkler de öyle diyor ya, bizim ana yurdumuz diyor Orta Asya'dır. O zaman Batı da diyor ki siz burada işgalcisiniz. Olmaz öyle şey denilecek gafiller bakımından. İyi de İsrail 1948 yılında kuruldu. O tarihe kadar orada bir İsrail devleti mi vardı? 1896 yılında gazeteci, yazar, aynı zamanda hukukçu olan Theodor Herzl başkanlığında İsviçre'nin Basel kentinde ilk Siyonist kongre toplandı. 150 civarında üye katılmıştı oraya. Akşam balkona çıkan Theodor Herzl, bağrımı açıp haykırmak istiyorum diyordu. Niçin dediklerinde ben İsrail devletini kurdum bugün diyordu. İnanmayacaksınız, ben bunu söylesem bugün diyordu. Bugün bana deli derler diyordu. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra biz Türkiye olarak aklımızı başımıza toplamamız lazım. Allah rahmet eylesin. Bugün Erbakan'ın ne kadar haklı, ne kadar basiret sahibi olduğunu herkes, sağcısı, solcusu, milliyetçisi, gayrimilliyetçisi
kabul ediyor. Ne diyordu Erbakan? Dostlara sesleniyordu, yakın çevreye. Orta Doğu'ya sesleniyordu. Diyordu ki gelin bir olalım. Şer cephesi üzerimize ittifak halinde geliyor. Bunlarla tek başımıza baş etmemiz mümkün değildir diyordu. Ve 8 büyük İslam ülkesini bir araya getirdi, D8'leri kurdu. D8 der ki iki üyesi arasında hala diplomatik ilişki yok. Mısır ile İran arasında. Ama onların liderlerine şöyle dedi. Siz deli misiniz ya? Bak elin adamı küresel emperyalizm, irkisyonizm sizin ülkenizi, devletinizi yıkmak istiyor, parçalamak istiyor. Bir kere yani. Siz kardeşler olarak ya mırın kırın ne diyorsunuz? Olacak şey değil diyordu. Ve oturttu masaya, D8'leri kurdu. Yani barış sürecini öne çıkarıyordu. Türkiye'nin bugün en acil ihtiyacı barıştır. Komşularla barış içerisinde olması lazım. Özellikle Suriye ile, efendim Irak'la, Libya ile şu an karşı karşıya bulunduğu kardeş komşu ülkelerle mutlak surette barış içinde olmamız lazım. Buralar bizim, tabiri caizse buralar bizim apartmanımız. Orta Doğu bizim bölgemiz. Bizim apartmanımız burası. Burada yabancılara ne iş var? Geniş bir apartman düşünün, büyük bir apartman düşünün. Komşular huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyorsa birbirlerine hürmet etmek durumundadırlar. Kendi düşüncelerini diğer daire sahibine dayatamaz, dayatmaması lazım. Yani bölgesel ittifaklar oluşturulması mı mutlak gerekiyor? Surette, mutlak surette. Şu an dedik ki evet Katar krizi. 11 ülke Katar'a tavır koymuş. Bu 11 ülke kendi iradesiyle, kendi inisiyatifiyle mi karşı koydu? Yoksa Trump'ın Körfez ülkelerini ziyaretinden sonra mı bu netlik kazandı? Ne oluyor? Ha, şu an evet hedefte İran var. Ondan sonrası için keşke elimizde bantlar olsa da dinlesek. Merhum Erbakan Hoca bundan 13 yıl önce 1 Mart tezkeresi mecliste görüşürken aynen şöyle haykırıyordu. Benim hukuk büromdan canlı yayında seslendi. Ey milletvekilleri, o tezkire meclisten geçmemelidir. Eğer o tezkire meclisten geçer de Irak'ta bir tek masumun burnu kanayacak olursa 7 sülaleniz başını secdeden kaldırmamış olsa bile bunun vebalini ödeyemezsiniz diyordu. Ve arkadan çok ciddi bir uyarıda bulunuyordu. Türkiye Cumhuriyeti bir refleks gösterdi. Tabii, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Tabii. Sonuçta. 550 milletvekiline de tek tek mektup yazmıştı o zaman. O tezkire geçmemeli diye. Ve uyarısı da şuydu. Dikkat edin diyordu. Irak'tan sonra sıra Suriye'ye gelecektir. Bak Suriye'nin ismi falan geçmiyordu o şeylerde. Evet. Irak'a henüz Amerikan askeri ayak basmış değildi. Bakın. Ve çok daha açık, net, gerçek tehlikeye işaret ediyor. Ama unutmayın ki nihai hedefte Türkiye vardır. Evet, şu an Katar, arkadan İran, dün Irak'tı, efendim Suriye'di, bugün Katar, İran. Türkiye'nin buradaki yaklaşımını Cumhurbaşkanı Erdoğan oyun içinde oyun diye ifade etti ama yine de Türkiye asker gönderme kararı aldı. Çok hani denge politikasının dışında bir destek politikasına geçildi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim şu an meclisten de kanun biçiminde geçti bildiğim kadarıyla. Bu arada ne olursa olsun Türkiye barışa sarılmak zorunda. Yani bizim oraya belki minnet duygusuyla, belki şükran borcu için bu karar alınmış olabilir. Ama ne yapıp edip büyük Orta Doğu projesine karşı Türkiye, İran ve kardeş ülkelerin bir araya gelip bir barış süreci başlatması lazımdır. Ben bunu söylüyorum. Yani çünkü komşu ülkeler, bölge ülkeler. Komşu ülkeler bir araya gelip bir barış ortamı oluşturmak zorundadır. Şöyle diyelim, hani Esad zalimdi, şuydu, buydu. Orada da ben de çok büyük eleştiriler aldım. Ama ben şunu söyledim. Eleştirenler de daha ziyade mütedeyyin kesimdi. Hacılar, hocalar, imamlar, müftülerdi. Ben şunu söyledim neticede birçok konuşmada. Ey hocam, ey müftüm. Ben senin fetva verdiğin kitaba göre gittim Suriye'ye. Sen beni neye göre eleştiriyorsun?
senin fetva verdiğin kitaba göre gittim diyorum. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Hucurat suresi var. Onun 9. ayeti kerimesinde buyuruluyor ki, iki Müslüman topluluk arasında bir ihtilaf, bir anlaşmazlık, bir uyuşmazlık belirdiği zaman onların arasını düzeltin, ıslah edin diyor. Biz Esad'ı makamında uyardık. O olaylara çok olumlu yaklaşıyordu. Türkiye bize öncülük etmeli diyordu. Rehberlik etmeli diyordu. Doğru söylüyordu. Ama sonra öyle olmadı. İlişkiler bir anda bozuldu. İlişkiler bozuldu. Türkiye öyle yapmadı. Peki gelinen noktada Türkiye memnun mu şimdi? Düşünelim. İletişim kurulduğu da söyleniyor. 10 yıl öncesinin Suriye'sini şu an yakalamak mümkün mü? Ne oldu? Ne kazandık? Ne kazandık? Birçok insan öldü. Birçok insan, birçok ifadesi de burada aslında az zayıf kalıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesine 600 bin Suriyeli hayatını kaybetti. Resmi verilere göre 60 küsür bin Suriyeli Ege'nin, efendim, Akdeniz'in soğuk sularında can verdi. Ailem, bebeklerin durumunu hatırlarım. Vebal var böyle ortada bir. 3,5 milyon Suriyeli Türkiye'ye sığınmacı olarak gelmiş durumda. Caddeler, sokaklar maalesef dilenen, el açan gencecik kızlarla dolu. Yazık, günah değil mi? Yine resmi verilere göre 12 milyon Suriyeli mülteci durumunda, yerinden, yurdundan olmuş, bir kısmı daha güvenli sahile bölgeler çekilmiş. 6 milyon kadarı yurt dışında dönüyor işte. Bunların 3,5'u Türkiye'de, diğerleri diğer ülkeler gitmiş. Yazık, günah değil mi? Bütün bunlar oldu diyelim. Tehlike Türkiye'nin sınırına dayanmış durumda ya. Bakın PYD diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Ne geçti elimize? Ne geçti? Siz de öneride bulunuyorsunuz ki bölge ülkeleri, komşu ülkelerle diyalog halinde barışa sarılmalıyız diyorsunuz. Benim anladığım bu. Hiç ben şunu diyorum. Olayı daha bir somutlaştıran ben, apartman sahipleri barış içinde yaşamalıdır. Komşu komşuya kafa tutmamalı. Tavır koymamalı. Komşu diğer komşunun kapısını tekmelememeli diyoruz. Hani Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda kullandığı yok ama eskiden sık sık kullandığı bir ifade vardı. Men dakka dukka. Eden bulur anlamında. Biz başkasının kapısını tekmeleyecek olursak onlar da bizim kapımızı tekmeler. Şu an öyle bir durumla karşı karşıyayız. Katar krizinden yola çıkarak tabii, bir uyarı olarak tabii, da almak mümkün. Barış, barış, barış bakın. Barış olmadan üretim olmaz. Üretim olmadan fakirliği, yoksulluğu, sefaleti yenmek mümkün değildir. Güçlü devlet de olunmaz. Mümkün değil. Türkiye'nin üretime ağırlık vermesi lazım. Bütün gücünü üretim için sarf etmesi lazım. Ancak üretime geçebilmesi için barış ortasını sağlaması lazım. Bugün bir şey dikkatimi çekti Sayın Kamala. Katar meselesini ve Orta Doğu meselesini Türkiye siyasetine geçelim, değerlendirmeye kapatalım istiyorum ama iki şeyi dikkatimi çeken iki şeyi yansıtmak istiyorum öncelikle. Şimdi aileler bölündü başlığıyla Hürriyet'in manşeti bugün çok dikkat çekici. Katar'la ne kadar yakınızı anlatan bir haber bu. Türkiye kardeşimiz diye Katar'dan değerlendirmeler var. Doha'da Nişantaşı gecesi düzenlenmiyormuş. Onu anlatıyor Hürriyet'in fotoğraflı haberi, bir ekrana alabilirsek. Katar emiri Sanrı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter'dan mesaj attığı aktarılıyor. Türk işletmeci Ahmet Demet'in Doha'da 4 ay önce açtığı bir mekandan söz ediliyor. Katar'da işte yaşananlar, empati yaratılmak isteniyor gibi görüyorum. Hürriyet'i alabilir miyiz arkadaşlar ekrana? Evet, bu haberi bir görelim. Ardından da Emire'nin haberlerini görüyoruz Türk medyasında. Şimdi konuştuğumuz şeyler çok bambaşka. Fakat biz magazinleştirmişiz bu işi, biraz öyle anlıyorum ben maalesef. Öncelikle Hürriyet'in manşetine bakalım. Aileler bölündü başlığı içerisinde ayrıntılarda Katar'la ne kadar yakın ilişkilerimiz olduğu, kardeş ülke olduğumuz, empati yaratan bu haberi görelim. Ardından Emire'nin haberine bakalım. Türk medyası dün en çok Emire haberini yansıttı. Birçok gazetede vardı. Bir izleyelim ve Katar konusunu noktalayıp ne yapacağız bundan sonraki süreçteki o zor sürecimizi konuşacağız. Ama önce, yani dikkatimi çektiği için söylüyorum, eleştirdiğim için değil haberi. Ama biz magazinleştirmemeliyiz, o kadar da lüksümüz yok diye de düşünmüyor değilim yani.
bakmayın şu günlerde adının kriz, abluka gibi kelimelerle yan yana durduğuna. Çok değil, 3 yıl öncesine kadar hakkında sadece ülkesinin değil, dünyanın first lady'si olabilir deniliyordu. Stili ve savaşçı ruhuyla ilham kaynağı olabilecek 7 çocuk annesi, 57 yaşındaki Emire'nin yükselişini hatırlayalım. Öyküsü ilk bakışta Kate Middleton'kine benziyor. Halktan bir kız, 18 yaşında üniversitede sosyoloji okurken, ülkesinin prensiyle Şeyh Hamid bin Halife El Thani ile tanışıyor. Aşık oluyor ve evleniyor. Ancak eşi ailesinin baş düşmanı Moza'nın babası. Rejim muhalifi Nasır el-Misnat, emir aleyhindeki konuşmaları yüzünden hapse atıldı ve sonrasında sürgüne yollandı. Moza babasını 1977'deki düğününe kadar göremedi. Belki de ailesine yapılanlara tepki olarak, belki de tesadüfen ülkesinde güç odaklarının değişmesini sağladı. Evet, ülkesi için de emek veren bir karakter aslına bakarsanız. Önemli bir karakter ülkesi için ve dünyanın barışı için, dünyada insanların refahı, sağlıklı yaşayabilmesi için emek vermiş bir karakter. Doğru da bir karakter, evet, fakat biz yine de altını çizelim. Bu kadar lüksümüz yok sevgili izleyiciler. Tamam, empati kuralım, Katarlarla ilişkilerimizi geliştirelim vesaire, neyse ne. Ama biz ciddi bir problemin tam da ortasında oturuyoruz. Ve üstelik de 1 Mart'tan söz ettiniz. 1 Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi bir ortak akılla bir şeyleri engelledi. Şu an tek adamla karşı karşıyayız. Bir referandum süreci yaşadık. Ve bu referandum sürecinden sonra şimdi bir aday var 2019 için ama karşı tarafta başka bir adayla başka bir Türkiye projesi üretilebilecek mi? Hayırlı bir proje gözüyle bakabiliriz. Ortak bir aklın projesiydi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının. Hayır, bu doğru değil diyenlerin, parlamenter sistemi isteyenlerin. Şimdi ne yapacağız? Ne düşünüyorsunuz? Evet, çok önemli bir soru. Şimdi ne yapacağız? Şu an ortada yürürlüğe girmiş yeni bir anayasa var. Hı hı. Özü itibariyle Türkiye'nin rejimini değiştiren bir anayasa. Kim ne derse desin. Efendim, gücün tek elde toplanmasına izin veren, hatta toplayan bir anayasa. Peki bu anayasa bu haliyle uygulandığı takdirde, ki uygulanacak, ülkenin lehine olur mu? Tam da 1 Mart çok iyi örnek olmuyor mu Sayın Kamalak buraya? Tabii ki. Biz tarihe bir bakalım. Ben referandum öncesinde vatandaşlarımıza bir takım sorular sordum. Düşünceye davet ettim. Genel başkanımız da aynı şekilde insanları düşünceye davet etti. Gerilimden uzak tutmaya gayret etti. Ama maalesef paket zaten bizzat gerilimi kendi bünyesinde taşıyordu. Meclise sunulur sunulmaz, daha kamuoyuna yansıtılmadan önce ben eyvah dedim. Bu paket Türkiye'yi gerer. Ve gerdi de. Şimdi bu gerginlik devam edecek gibi gözüküyor. Biz Türkiye olarak bu gerginliğe müsaade etmemeliyiz. Efendim, şimdi 2019 devlet başkanlığı için bir aday var. Sayın Cumhurbaşkanı şüphesiz ki aday. Şimdi Türkiye olarak efendim Tayyip Bey'e alternatif bir aday çıkarma endişesi içinde, gayreti içinde olmamalıyız diye düşünüyorum. Bunu topluma anlatarak, belli bir çevrede birleşerek topluma en iyisini sen verirsin. Türkiye demokratik bir ülkedir her şeye rağmen. Demokratik bir ülkedir. Bu şartlar içerisinde senin iraden, milli irade bizim için makbuldür. Ona saygı duyarız diyerek buradan yürümemiz lazım diye düşünüyorum. Gerilim Türkiye'ye zarar verir. Veriyor da zaten. Pek anlayamadım söylediğiniz şeyi. Yani bir ortak aday üzerinde uzlaşılmamalı anlamında mı alalım? Hayır, uzlaşılmalı ama bu Tayyip Bey'e karşı bir cephe oluşturur mantığı ile değil, hı hı, ülkenin lehine hangisi daha iyi olur
Ülke için oradan hareketle. Söylemde bir söylemde, fark ifade ediyorsunuz. Söylemde tabii. Şimdi maalesef bu anayasa ülkeyi çıkmaza doğru sürükler diye düşünüyorum. Çünkü yasama, yürütme, yargı tek eldedir bugün. Bak, tek elde toplanmış vaziyette. Halbuki yola çıkılırken deniyordu ki efendim yargı bağımsız olsun mu? Evet. Efendim meclis güçlü olsun mu? Evet. Efendim hükümet denetlensin mi? Evet. Bu şeyler var. Neden evet'in açıklamaları? Neden evet diye şey yapıyordu. Evet. Burada 23 tane soru soruluyor. Evet deniyor. Mesela bunlardan biri de yargı tarafsız olsun mu? Birinci soru bu. Evet. Olsun tabii. Ama nasıl olacak? Yargı bugün 13 kişilik bir heyete teslim edilmiş durumda. Hakimler ve Savcılar Kurulu'na. Bu 13 üyenin 6'sını doğrudan Cumhurbaşkanı atıyor. Bakın. Hayır diyorlar. Dördünü diyorlar. Dördünü atıyor ama Adalet Bakanı'nı kim tayin ediyor? Adalet Bakanı bu kurulun tabii başkanıdır. Adalet Bakanlığı müsteşarı yine bu kurulun tabii üyesidir. Peki olsun, 6 bir tarafta olur, 7 üye var. Nasıl sağlanacak tabii, tarafsızlık? Tabii, 7 üyeyi de meclis seçiyor. Mecliste kim seçiyor? Milletvekilleri. Hangi milletvekilleri? İktidar Partisi'nin milletvekilleri. İktidar Partisi'nin genel başkanı kim? AK Parti'nin genel başkanı, Cumhurbaşkanı. Peki böyle bir yapıdan tarafsızlık çıkar mı? Ve o tarafsız olmayan yargı ülkeye ne menfaat getirir? Bu bir, sorduk bunu. Ya öyle değil, öyle mi diyorlar? Öbür taraftan soruyorum. Bir tek kişiye, hayır, akıl sahiplerini ben düşünceye davet ediyorum. Bir tek kişiye ülkeyi baştan sona dizayn etme, misalen eyalet bakanlığı kurma, bölge bakanlıkları kurma yetkisi vermek bu ülkenin lehine olur mu? Sorduğumuzda hayır olmaz diyorlar. Ama bu anayasa 123. maddesinin 3. fıkrasında yapılan değişiklikle buna izin veriyor. Sayın Kamalak, hayır bileşenlerinin içindeki bir parti olarak, hayır bileşenleri diyorum, hani cepheleşme olmasın dediniz. Ben de üslubu ona göre dikkatlice kullanıyorum. Acaba öncelikle Cumhurbaşkanı'na karşı bir cephe gibi görünmesin derken güçlü bir parlamenter sistem ilkesi etrafında bir deklarasyona mı ihtiyaç var? Ne dersiniz? Bir deklarasyon olabilir. Türkiye'nin geleceğine ışık tutan projeler geliştirilebilir. Bakın, ben şöyle diyorum, biz tek adam yönetimini bundan 100 yıl önce yaşadık. Bakın, İttihat ve Terakki döneminde yaşadık. Orada 3 tane paşa vardı. Cemal Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa. Süreç içerisinde Enver Paşa de facto olarak, yani fiilen devlet gücünü elinde topladı. Gerçi anayasal bir yapı ona destek vermiyordu. Ama fiili durum Enver Paşa'yı öne çıkardı. O Enver Paşa padişahın bile izni olmadan, hatta bilgisi dahi bulunmadan devleti savaşa soktu. Tek kişi. Ne oldu sonra soktu da? Tamam mı? Soktu ne oldu? İmparatorluk tam 30 cephede savaşmak zorunda kaldı. Tam 30 Bitti, cephede. Çöktü. Tam Bitti. 30 cephede. Sonuç? O bir tek kişi yüzünden sadece evlerimiz değil, devletimiz de başımıza yıkıldı. Bugün, şimdi siz bunu hatırlatarak uyarıda bulunuyorsunuz. Uyarıda aslında. Bulunuyorum. Uyarıda. Kaldı ki diyorum, tek gücün tek bir kişide toplanması bizim inancımıza da aykırı düşer. Ortak Çünkü, bir isimde buluşulma ihtimali var mı sizce? Olabilir, olabilir. Bir kriterleriniz var mı örneğin? Hani biraz akıl yürütelim, fikir. Şöyle diyelim. Burada Sayın Baykal bana göre doğru tespitte bulunmuştu. Ortak bir isim derken, bu ortak bir isim
kanaatimce milli görüş kökenli olmalıdır. Burada net olarak bunu ifade edeyim. Milli, yani hayırın bir hayır bileşenlerinin uzlaşacağı ortak kişi, isim milli görüş kökenli olmalı diyorsunuz. Milli görüş var kökenli. Var mı aklınızda isim Sayın Kavala? Zikretmek doğru olmaz. Hı-hı. Tabii ki. Ama var çok, aklınızda isim anladığım olabilir kadarıyla. Tabii. Milli görüş kökenli olmalı. Niye öyle olmalı? Gerekçesini şey yapayım. Çünkü Sayın Baykal'ın dediği gibi şöyle baktığımızda seçmenin aşağı yukarı %70'i sağ kesimdedir. Sağ kesimin temelini milli görüş oluşturmaktadır. Bu durumda ben şunu ifade edeyim. Sağcısı, solcusu, komünisti, laiki hepsi bizim insanımızdır. Ben olaylara böyle bakıyorum. Hepimiz bu apartmanda yaşıyoruz. Hı hı. Bu apartmandaki yangın hangi dairede çıkarsa çıksın diğer daireleri de etkiler. O münasebetle merhum Erbakan dediği gibi dikkat edin çok önemli bir şey söyleyeceğim demişti. Ben Erbakan'ın uzun süre yakınında en yakınında çalışan bir arkadaşıyım. Ne diyordu? Altı çizilecek. Hepimiz bu milletin evlatlarıyız. Bakın, hepimiz bu milletlerin evlatı. Bu düşünceyi merkeze alan, diğerlerini dışlamayan milli görüş kökenli bir aday etrafında birleşilebilir. Ha, bu düşünceye kanaatimce hangi kesimden olursa olsun destek gelir diye düşünüyorum. Peki şimdi baktığımız zaman hayırın en itikleyici gücü diye ifade edilen meclisteki parti, ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Tabii ki CHP'li bir adayın çıkma olasılığı da var. Böyle bir uzlaşma gerçekleşebilir mi? Böyle bir isim etrafında da. Bunu zaman gösterir. Hani şunu diyelim, orta sağın, milli görüşün kabul edebileceği bir aday olursa mümkündür diyorsunuz yani, öyle tabii, anlıyorum tabii, ben sözlerinizi. Mümkündür. Peki şu ana kadar CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun turları oldu. Hayır bileşenleri içerisinde Saadet Partisi'ne de geldi. Daha başka ne yapılabilir sizin gördüğünüz? Siz de kıymetli, deneyimli bir politikacısınız. Hani zor bir denklem bu. Doğru ama bu. Mümkün bir denklem ve de Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlığı için de gerekli bir denklem. Katkınız olsun yani, daha farklı barışçı önerileriniz bir var mı? Bak, barışçı bir üslup. Her şeyden önce barışçı bir üslup kullanmak durumundayız. Ötekileştiren değil, iten değil. Türkiye'yi Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Lazlıyla, Çerkesiyle bir bütün halinde kucaklayan, kucaklayacak olan bir üsluba. Kucaklamıyor mu şu anda acaba siyasetçiler? Hani eleştiriniz de mi var bu anlamda? Yani bir sıkıntı mı görüyorsunuz? Tabii sıkıntı görüyorum. Geriliyor Türkiye. Geriliyor. Burada mesela en yetkili ağızlar diyelim ana muhalefet partisi de doğrudan liderin hedef alıyor. Kabul edemeyiz bunu. Bakın ortak programlar düzenlenebilir. Efendim televizyon programları düzenlenebilir. Ülkenin geleceğine ilişkin konular tartışılabilir orada. Bakın daha önceleri mesela ben hatırlıyorum. Ben bağışlayın. Bir bakıma ta üniversitenin ilk sıralarından beri siyasetle iç içeyim. Siyaset Bilgi Fakültesi mezunuyum önce. Sonra hukuk. Evet. Efendim sonra iki dönem milletvekili yaptım ben. Bir ama partinin, bu gerilimin kaynağı zaten Cumhurbaşkanı değil mi Sayın Kamalak? Süre biraz azalıyor da mesajınız öyle ne diyelim. Çıksın işte, diyelim. Bak şu veya bu, tamam mı? Hı. Ama ülkenin geldiği noktada ortada. Her gün şehit, her gün şehit, her gün şehit. Benim yüreğim parçalanıyor. Efendim iktidar sahipleri, güçler diyor ki ne mutlu size diyor anneyi babayı teselli etmek için şehit annesi şehit babası oldunuz diye. Ya bu şanlı makama ne olur sizler de erin o zaman, gönderin çocuklarınızı şehit düşsün orada, tamam mı? Ateş düştüğü yeri yakın. Ki yaşamı kutsamak dururken niye ölümü kutsayalım? Niye yaşatalım insanlarımızı? Evet, ölmek kaderde var fakat hakkın yaşamaktır diyor şair. Tabii bizim insanları yaşatmamız lazım. Şunu diyelim. Sanıyorum Osmaniye'deki şehit sayısı herhalde 50 geçti. Benim vilayetim Kahramanmaraş, orada 50 geçti. Hı hı. Osmaniye'deki bir feryadı hatırlayalım. Mehmet Alkan'dı sanıyorum yarbay. Hı hı. Kardeşinin tabutuna sarılmış feryat ediyordu. Feryat ediyor. İyi ki şehit oldun kardeş diye sevinmiyordu.
feryat ediyordu, ne oluyor diye ortadan atıldı. Tamam mı? Hayır. Türkiye bu tür olayların üzerinden gelmeli, barışa sarılmalı ve bütün insanlarımızı kucaklayıcı Erbakan'ın üslubunu kullanmak mecburiyetindedir. Ne diyor Erbakan? Unutmayın. Hepimiz bu milletin evlatlarıyız. Şu an herkes Erbakan'ın doğru söylediğini, haklı olduğunu kabul ediyor. Barış dilini ne kadar önemsediğinizi barış, ifade ediyorsunuz. Hayır, barış, barış, barış. Bakın içeride barış, dışarıda barış. Komşularla barış. Bakın. Evet. Söylediklerinizin çok kıymetli olduğunu ben de bakın, anlayabiliyorum içinde bulunduğumuz şöyle, süreçten. Şöyle diyelim, tarihe bir bakalım. En şanlı zaferi kazanmış olan ülkeler bile sonunda kaybetmiştir. Savaşın kazananı yok. Barış savaştan çok daha güzeldir. Barışa sarılmamız lazım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Kamalak. Ben de teşekkür ediyorum efendim. Tüm izleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Sizle başladık. Böyle tatlı tatlı barışın etrafında kenetlenelim ve siyaseti de barış diliyle kuralım. Uyarınız, ben ciddi bir uyarı olduğunu düşünüyorum bunun önümüzdeki sürece ilişkin kaygılarınızdan dolayı. Ne kadar kıymetli olduğunu da umarım herkes anlar ve ona göre herkes safını barıştan yana koyarsa zaten bize bir şey olmaz diyelim. Tabii. Sayın Kamalak'ı uğurlayacağız, programımız devam edecek.